Lütfen ne yapıyorsun şimdi burada? Bana bir anlatır mısın? Evet sayın izleyiciler, bugün şimdi burada biliyorsunuz Anaç Sarı Prenseslerimiz vardı. 86 yılın en sıcak günlerinde maalesef benim odada klima açmadığım için bir geldim. Buradaki tüm Anaçlarımızı maalesef kaybettik. Şimdi biliyorsunuz bunlardan sürekli yavru alıyorduk. Bu yavrularımızı biliyorsunuz bu küçük minik diğer akvaryumların üzerine koymuş olduğumuz bu eleklerin içerisinde büyütüyorduk. Şimdi bu eleklerimizi artık yeni nesil olarak, jenerasyon olarak annelerin yerine bırakmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi bunun içinde de minik yavrular var. Bu yavrularımızı da şimdi bu büyük tankımızın içerisine boşaltacağız. İç yüzmelerini beraber seyredeceğiz. Gördüğünüz gibi. Ey özgürlük, evet. Evet, gördüğünüz gibi minicik yavrularımız şu anda daha yeni, geniş bir alana, yeni daracık kafes gibi bir kuluçka çıkartıyoruz. Burada artık inşallah bunlar da yaşamları şeyse, çıkın bakalım kaç tane kaldı, ters ters gidiyorlar. Bir saniye. Çıkın, çıkın, çıkın. Şu içerisindeki tüylerini ayıkladıktan sonra gördüğünüz gibi bunları da ana tanka salma işlemini gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirmeye çalışıyoruz daha doğrusu. Yani büyüme havuzlarından daha büyük havuza alıp, daha büyük akvaryuma alıp. Evet. Oraya da yeni yavrular konacak, onu koyuyorsunuz. Evet, doğru söylüyorsunuz. Bunun içinde bir tane anaç kalmış çiftliğinin arasında, onu çıkardım da. Bak, çıkarmamışım da hala. Al bakalım. Şunun içerisinde bak, filan içinde bir tane anaç var. O oraya sıkışmış, biz onu fark etmedik tabii önce. O da şeye girecekti az daha. Yavruların hepsini yerdi değil mi? Ya yemez, bu daha çok büyük değil, öyle büyük yiyebilecek burada değil ama boyu olmayan bir akvaryum evet girecekti. Onu da kurtardık. Şunun içinde kalan bir yavrularımız da tekrar bunun içerisine yok artık, kalmaz. Alıyoruz, evet. Önderiyorum, başka bir yavrumuz kalmaz. Evet. Yani burada daha geniş bir alanda evet, yaşam burada, ortamı bulacaklar. Burada hem, çünkü akvaryumda şöyle bir kural vardır. Akvaryum ne kadar büyük olursa balıkların büyüme oranı o kadar artar. Küçük akvaryumlarda balıklarımızın ya da kalabalık olması, mesela şu anda bunun içerisindeki balık sayısı çok fazla. Şu anda gelişimleri bir anda hızlanacak bir süre ama ondan sonra akvaryum bunlara çok daha geleceği için aşağıdaki olduğu gibi büyümeleri yavaşlayacak. O nedenle genelde hep şey deriz, yani akvaryumların balık sayısıyla orantılı olarak ayarlanması balıkların gelişim açısından yararlıdır. Lütfen evet, ne yapıyorsun şimdi burada? Bana bir anlatır mısın? Evet sayın izleyiciler, bugün şimdi burada biliyorsunuz Anaç Sarı Prenseslerimiz vardı. 86 yılın en sıcak günlerinde maalesef benim odada klima açmadığım için bir geldim. Buradaki tüm Anaçlarımızı maalesef kaybettik. Şimdi biliyorsunuz bunlardan sürekli yavru alıyorduk. Bu yavrularımızı biliyorsunuz bu küçük minik diğer akvaryumların üzerine koymuş olduğumuz bu eleklerin içerisinde büyütüyorduk. Şimdi bu eleklerimizi artık yeni nesil olarak, jenerasyon olarak annelerin yerine bırakmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi bunun içinde de minik yavrular var. Bu yavrularımızı da şimdi bu büyük tankımızın içerisine boşaltacağız. İç yüzmelerini beraber seyredeceğiz. Gördüğünüz gibi. Ey özgürlük, evet. Evet, gördüğünüz gibi minicik yavrularımız şu anda daha geniş bir alana, yeni daracık kafes gibi bir kuluçka çıkartıyoruz. Burada artık inşallah bunlar da yaşamları şeyse, çıkın bakalım kaç tane kaldı, ters ters gidiyorlar. Bir saniye. Çıkın, çıkın, çıkın. Şu içerisindeki tüylerini ayıkladıktan sonra gördüğünüz gibi bunları da ana tanka salma işlemini gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirmeye çalışıyoruz daha doğrusu. Yani büyüme havuzlarından daha büyük havuza alıp, daha büyük akvaryuma alıp. Evet. Oraya da yeni yavrular konacak, onu koyuyorsunuz. Evet, doğru söylüyorsunuz. Bunun içinde bir tane anaç kalmış çiftliğinin arasında, onu çıkardım da. Bak, çıkarmamışım da hala. Al bakalım. Şunun içerisinde bak, filan içinde bir tane anaç var. O oraya sıkışmış, biz onu fark etmedik tabii önce. O da şeye girecekti az daha. Yavruların hepsini yerdi değil mi?
Yok yemez, bu daha çok büyük değil, öyle büyük yiyebilecek boyutta değil ama boyu olmayan bir akvaryum evet. var. Girecektik, onu da kurtardık. Şunun içinde kalan bir aldığımızı da tekrar bu içerisine yok artık, kalmadı. Alıyoruz, evet. Döndürelim, başka bir aramız kalmadı. Evet. Yani burada daha geniş bir alanda evet, yaşam burada, ortamı bulacaklar. Burada hem çünkü akvaryumda şöyle bir kural vardır. Akvaryum ne kadar büyük olursa balıkların büyüme oranı o kadar artar. Küçük akvaryumlarda balıklarımızın ya da kalabalık olması. Mesela şu anda bunun içerisindeki balık sayısı çok fazla. Şu anda gelişimleri bir anda hızlanacak bir süre. Ama ondan sonra akvaryum bunlara çok daha geleceği için aşağıdaki olduğu gibi büyümeleri yavaşlayacak. O nedenle genelde şey deriz yani akvaryumların balık sayısıyla orantılı olarak ayarlanması balıkların gelişim açısından yararlıdır diye her zaman söylüyoruz. Bu da bu şekilde. Teşekkür ederim.